Bursa öteden beri siyasal iktidarların en fazla destek bulduğu illerden biri. Fakat aynı oranda Ankara'dan beklentilerini karşılayamayan da bir şehir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu parti ve hükümetlere Bursa'dan hep ülke ortalamasının üstünde destek gitti. Sandıklar açıldığında AK Parti'nin oyları diğer partilerin birkaçının toplamından daha fazlaydı ancak şehir onca yıldır konuşulan kimi eksiklerini böylesi güçlü desteğe rağmen tamamlayamadı. Sık sık yazdık çizdik. Bunların en başında hızlı tren projesi geliyor. O proje çeşitli nedenlerle güçlü AK Parti hükümetlerine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Her defasında farklı sorunlar çıktı. Şimdilerde inşaatı devam ediyor ama bitim tarihi projenin yapımcılarını, takipçilerini ve siyasi sorumlularını hep yanılttı. Öyle ki tarih vermekten imtina eder hale gelindi. Elbet o proje bir gün bitecek ve hizmete girecek ama en fazla takipçi durumundaki merhum CHP Bursa Milletvekili Kemal Demirele görmek kısmet olmadı. Türkiye'nin üretim yapan, istihdam sağlayan, ihracat gerçekleştiren lokomotif kentlerinden Bursa bu eksiğini bir türlü gideremedi. Kentin tek beklentisi bu değil. Yeni şehir havalimanı bugün atıl bir yatırım olarak karşımızda duruyor. Ne Devlet havayolu şirketi ne de özel hava yolları burayı nedense tercih etmiyor. THY'nin zoraki uçtuğu birkaç iç hat dışında dev bir yatırım atıl duruyor. Oysa, hem ülkemizin diğer kentlerine hem Balkanlara hem diğer Avrupa ülkelerine hem de Arap coğrafyasına uçulabilecek potansiyel var. Başka bir beklenti de kent içi raylı sistem projelerinin, yeni metro hatları Ankara'dan, İstanbul, İzmir ve Ankara'ya olan kadar destek bulamıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarihinde ilk kez emek şehir hastanesi hattının yapımı ile Bursa'da bu alanda ilk desteği verdi, devamı da isteniyor. Hanlar bölgesi, Çekirge teras projesi, millet bahçeleriyle çevre şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı ilk defa Bursa'ya bu kadar destek sağlayan bakanlık oldu. Fakat kentin çürük konut dokusunun yenilenmesi için dev dönüşüm desteğine de ihtiyaç var. Bursa'nın Ankara yolu altı, demiryolu altındaki konutlarının dönüşümüne de bakanlık öncülük etmeli. Büyükşehir belediyesinin Osman Gazi belediyesinin, Yıldırım belediyesinin başlattığı dönüşümlere bakanlık da büyük semt dönüşümleriyle önder olmalı. Bursa büyük bir kuraklık yaşıyor. Mevcut iki barajımız yetmiyor. Çınarcık barajının isale hatlarının hızlıca tamamlanması konusunda da siyasal iradenin kararlılığı gerekiyor. Bursa'nın bir de bu şehirde üretim yapıp vergisini başka kentlere ödeyen firmalar yüzden de büyük kaybı var, belediyelerimiz bu yüzden hizmet götürüp vergi gelirlerinden pay beklediği o şirketler yüzünden büyük kayıp yaşıyor. Bunun da düzeltilmesi gerekiyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bütün bu durumların doğru aktarılması şart. BALGÇ'ün 38. yıl mesajları Bulgaristan'da maruz kalınan baskılara tepki ve dünyaya bu asimilasyonu duyurmak için merhum Mümin Gençoğlu ile arkadaşları tarafından 38 yıl önce kuruldu. 38 yılda çok mesafe alındı. Bugün gelinen noktada baskıcı rejimin gasp ettiği hakların bir kısmı geri alındı ama halen onlarca hak ihlali ve gaspı devam ediyor. Müslüman Türk azınlığın haklarını iadesi konusunda AB üyesi olmasına rağmen Bulgaristan ayak sürüyor, kuruluş gecesinde BALG ÖÇ Genel Başkanı Profesör Doktor. Emin Balkan'ın yaptığı konuşma adeta manifesto niteliğinde. Zulme maruz kalan toplumun lideri olarak Bulgaristan'ın bugün gasp ettiği Türk isimlerini geri vermediğini, kendilerini azınlık olarak dahi görmediğini anlatmış, geceye katılan siyasilere de, yaklaşan seçimde demografik yapı dikkate alınarak verilecek her göreve hazır olduklarını söylemiş, BALGÖÇ'ün, temsil ettiği kitlenin gasp edilmiş haklarını alabilmek için Bulgaristan'a karşı daha çok mücadele etmesi şart, bunun içinde güçlü bir örgütlülük gerek. 38. yıl yemeğinde o görüntü verilmiş. Büyükşehir Meclisi yeni yılın ikinci birleşimi için toplanıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi yeni yıla hızlı bir başlangıç yapıyor. Ocak ayı toplantısının ikinci birleşimi bugün saat 15.00'de gerçekleşecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın yönetmesi beklenen oturumda kent için yine önemli kararlara imza atılacak. Büyükşehir'in ana binasındaki meclis salonundaki önceki oturumda Başkan Aktaş'ın önemli bir sunumu vardı. Kentte geçen yıl yapılanlar hakkında meclis üyeleri bilgilendirilmişti. Bu kez komisyonlardan gelecek dosyaların ele alınması bekleniyor.